MHP içerisinde de, AK Parti içerisinde de bir takım sorunlara yol açabilir mi, açamaz mı, onu konuşuyoruz. Ne diyorsun? Şimdi ben bugün MHP'li yetkililerle de konuştum. Onlara da sordum. Yani dedim ki acaba kamuoyunda Sayın Bahçeli'nin tutumunu böyle bir açılım hevesiyle karşılamak doğru mu? Siz de bulunduğunuz yerden öyle mi görüyorsunuz? Onlar dediler ki bu bizim Sayın Genel Başkanımızın dönem dönem yaptığı bir davranış. Bugün de PKK, yani HDP'nin eğer Türkiye Partisi olmak istiyorsa terörle arasına mesafe koyması için, PKK ile arasına mesafe koyması için bir adım. Yani ama bu dünden farklı, yarından farklı bir şey değil. Bizim her zamanki çizgimiz. Ama bu, o el sıkışmadan sonraki açıklamalar farklı bir noktaya işaret ediyor. Yok, onu da böyle yorumlamıyorlar. Onlar yorumlamıyor. Yani bizim çizgimizde herhangi bir sapma söz konusu değil. HDP'ye bakışımızda bir sapma söz konusu değil. Biz CHP'yi itham ediyorlar. Diyorlar ki yani şimdi biz liderimiz el sıkıştı diye CHP bize cevap veriyor. Hani biz görüşüyorduk, bak siz de görüşüyor musunuz diyorlar. İyi de biz ne kayyum istiyoruz, ne efendime söyleyeyim işte siyasi onlarla siyasi ortaklık var. Yapıyoruz. Ne o da işte Kobani davasında bir talebimiz var. Dolayısıyla HDP ile bizim yan yana gelmemiz, bir siyasi ilişki içinde aynı hatta durmamız zaten mümkün değil. Genel Başkanımız da bunu arzuluyor değil. MHP'liler de kafa net. Devlet Bahçeli'nin MHP'yi AK Parti'nin uygulayacağı bir çözüm sürecine ikna etmek üzere aracı olabileceği şeklindeki bir varsayıma bütünle kapıyı kapatıyorlar. Yarın bir bakarsınız grup toplantısında bizim genel başkanımız yine HDP'ye siz işte sizin duyduğunuz cümleleri söyleyecektir diyorlar. Hatta az önce Barış Türk Gün Gazetesi'nden örnek verdi. Yani Genel Başkan Yardımcısının açıklaması değil İsmail mi? Özdemir. Yani İsmail Özdemir. Şimdi İsmail Özdemir'in özelliği var. O ne? İsmail Özdemir aynı zamanda Devlet Bahçeli medya ve basından sorumlu. Hı hı. Sosyal medyasından da basından da sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla onun paylaşımı biraz Devlet Bahçeli'nin o an aklından geçenleri içeriyor. Hoş. İsmail Özdemir'in de boşa düştüğü, ters köşe olduğu yerler yok değil. Bu, Teğmenler meselesinde. Evet, Teğmenler meselesinde aslında İsmail Özdemir de öyle yap demişlerdi. Sonra da Sayın Bahçeli evet. Başka şey. İkisi de farklı tabanı tutmak için yapılan hamledir. Sayın Özdemir Sayın Bahçeli'nin dışında öyle bir TSK ile ilgili yorum beyan edeceğini ben çok sanmıyorum. Şimdi ben tabii asıl İsmail Özdemir'den çok Yıldıray Çiçek'e dikkat çekilmeyi tavsiye ederim. Danışman. Şimdi Yıldıray Çiçek'in özelliği biraz şu, danışman deyip de geçmemek gerekir. Türk'ün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek MHP'de Devlet Bahçeli'yle yani doğrudan bağlılığı Devlet Bahçeli'ye benim gördüğüm kadarıyla. Partiye ya da ülke ocağına bir bağ yok. Doğrudan Devlet Bahçeli'ye bağlı. Böyle MHP içinde oflu gibi bir durumu var. Şimdi yani Devlet Bahçeli, yani onun yazdığı perspektif genelde Devlet Bahçeli'nin zihniyetini doğrudan yansıtıyor ve hatta MHP'de, şu an MHP'de doğrudan aman Devlet Bahçeli ne der, partinin açıklaması ne olur diye kaygılanmadan tutum alıyor, yazı yazıyor. Daha çok da örtüşüyorlar yani. Hoş gerçi Teğmenler meselesinde de yıldır edecek biraz. Da, orada evet. Da ters köşe oldu ama. İkisi. Şimdi diyor ki, onun yazısı önemliydi. Orada diyor ki Yıldıray Çiçek bugün, MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz yıllarda da benzer tutumlar sergilemiş. Attığı ince adımlar üzerinden bölücülüğün ağına düşmüş olanları o alandan çıkarmaya çalışmıştır. Kimi zaman el sıkışma, kimi zaman Ahmet Türk, Aysel Tuğluk gibi kişilerin istismar edilen sağlığı konusunda sağduyulu adımları da bunu göstermiştir. Bu adımların özellikle Doğu ve Güneydoğu'da etnik fitneye yenilmiş yahut tesiri altındaki vatandaşlar üzerinde etkisi olmuştur. DEM kimliği adı altında sözde siyaset yapan yöneticiler PKK'nın elinde esir ve köle olduğu için Bahçeli'nin ince ve sağduyulu şekilde uzattığı devletin merhametli elini burayı bolt yapmış. Yani o sadece Devlet Bahçeli'nin eli değil. O devletin merhametli eli. Aslında az önce konuştuğumuz konuyla da örtüşüyor.
elini dün anlayamamışların yarın da anlamaları mümkün değildir. Anlamış olsalar dahi terör örgütü PKK elinde esir ve köle halleri sürdüğü için farklı bir adım atamıyorlar. Burada çok uzunca geçmişe dönerek hatırlatmalar yani yapmış. Biz diyor DEM Parti ya da HDP'yi zamanında hizaya çektik, çekmeye çalıştık. Yani biz ona aklın yolunu gösteriyoruz. Hı. Biz ona Türkiye'de Türkiye'de HDP'nin siyasetini sürdürmesi için bir çerçeve sunuyoruz. O çerçeveyi davet ediyoruz. Bu aynı zamanda sadece Devlet Bahçeli'nin düşüncesi değil, aynı zamanda devletin de bir düşüncesi. Hı. Ve bunu biz ilk defa yapmıyoruz. Geçmişten örnek veriyorlar. Diyorlar ki Ahmet Türk'ün sağlığı konusunda Devlet Bahçeli rol almıştı. Efendime söyleyeyim, Aysel Tuğluk meselesinde, Hasip Kaplan meselesinde. Tabii burada devlet, MHP şöyle diyor. Şimdi bizim davetimize HDP evet der mi? Dem. Özür dilerim. Dem HDP neyse ne. Evet der mi? Şimdi tabii böyle de bir tartışma var. MHP'deki bakış bu. MHP'deki bakış siz bizi AK Parti'nin daha soft bir çözüm sürecinin öncüsü gibi niteliyorsunuz ama biz herhangi bir pozisyon değişikliği yapmış değiliz. Sadece HDP, DEM Partililere görüşlerini değiştirme, abdestlerini tazeleme fırsatı veriyoruz. Aslında kastettikleri bu. Şimdi bence de Devlet Bahçeli bu aşamadan sonra DEM Parti ile MHP'yi herhangi bir tanımlanmış ya da tanımlanmamış bir koalisyon protokolüne sokmaz. Öyle olacağını zannetmiyorum. Hı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ortak görüşümüz diyor. Yani işin tamam, orada başka bir şey tasavvur ediyorlar. Yani bir konsept olabilir ama bu AK Parti'nin geçmişte denediği gibi Öcalan'la da görüşmeyi içeren, İmralı'da müzakereyi içeren, HDP ile adeta bir bütünmüş gibi oldukları, biri cümleyi başladığında diğeri tamamlıyormuş gibi oldukları bir sürece geri dönüş anlamına gelmez. Yani ben onu kastetmedim. Yani onu, ben de öyle düşünmedim zaten. O eşik olmaz ama HDP'den şu an Cumhur İttifakı'nın benimsediği bir konsepte evet demelerini istiyorlar. Onu zamanla göreceğiz. Ya bu da o konsepte, yani o konsepte geri adım atma talebi bilmiyoruz. Aslında o DEM mi? Bir ucunda PKK mı bilmiyoruz. Bir, diyorlar ki bak şu doğru. Senin ben kolunu kanadını kırdım. Hı. Sen en son 2015'te 16'da hendek işine girdin. Bugün Cumhurbaşkanı açıklamasında bir şey var. Diyor ki yani Suriye nedeniyle hendek işine girdiler. Hı. Orayı, oradaki o çatışma zeminini buraya taşıdılar. Hı. Bu da haksız değil. Doğru bir tespit. Biz hendek ve sonrasında sizin tepenize çöktük. Bize meydan okudunuz, savaşa çağırdınız, geldik. Ağır da bedel ödedik, fazlasını da ödettik ve Türkiye'de o dönem PKK'nın ortaya attığı işte özellik, demokratik özellik gibi formülleri hendeklere gömdük. Dahası PKK'yı artık sınır içinde hareket edemez hale getirdik. Bu da doğru. PKK öyle 90'lı yıllarda olduğu gibi dağda, ovada, bayırda gezemiyor. Bunda askeri teknolojinin ilerlemesinin de etkisi var. İHA'lar, SİHA'lar bu işe önemli ölçüde çözüm sağladı. Şu an PKK Türkiye dışında varlığını Kuzey Irak'ta ya da Suriye'de gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorsun. Yani onlar da artık eski taleplerini getirebilecek durumda değiller mi? Sen artık Türkiye için PKK Türkiye'de artık silah zoruyla herhangi bir talebi dayatamaz. Evet, böyle bir imkanı ve gücü yok. Fakat HDP'nin tabanı olmuş, ona oy veren milyonlarca insan var. Bu artık bir siyasal çerçeve. Siyasal, yani siyasal bir veri. Şimdi bunu dikkate realite almak zorunda. Evet. Bir kültür realitesi, realite her neyse. HDP'nin milyonlarca seçmeni var ve bunların demokratik, kültürel, etnik talepleri var. Bu talepleri karşılamak, demokratik zeminde karşılamak başka. Fakat diğer taraftan PKK'nın silah zoruyla kendisini dayattığı, talebini dayattığı bir karşı karşıya geliş başka bir mesele. Bugün itibariyle PKK Türkiye içerisinde 90'larda, 80'lerde ve 90'larda olduğu üzere hatta 2000'lerin ilk yarısında olduğu üzere silah zoruyla herhangi bir talebini dayatamaz. Bu güç elinden alındı.
Şu an PKK bunu Irak'ta, Irak'ta da bu arada zorlanıyor. Çünkü Irak'ta da Barzani ile Talebani gerilimi arasında salınıyor. Orada da işi zor. Öte yandan Türkiye Irak'la Bağdat'la görüşmeye başladı. Bağdat'ta terör örgütü olarak ilan edildi. Şimdi bak, şu vize meselesi de biraz öyle. Evet. Vize meselesi de biraz öyle. Şimdi dolayısıyla Bağdat'ta, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat'ta anlaştıktan sonra PKK'nın da Suriye'deki varlığı İdriye zayıflayacak. Eski orada barınma imkanları yitirecek. Geriye kaldı Suriye. Suriye'de de doğrusu Türkiye'nin yeni politikası, eskiden Türkiye'nin Suriye politikası şöyleydi. Karşısında oldukları Esad, PYD, yanında oldukları Esad'ı devirecek olan diğer güçlerken ÖSO, işte Heyet Tahrir bilmem ne falan yan yana dizilirken şimdi Türkiye'nin pozisyonu da değişti. Şimdi Esad'la aynı çizgiye geldik. Suriye'deki Esad karşıtı güçlerden yalnızca PYD Esad'la barışık bu arada. Hmm. Bir de böyle bir denklem var yani. Hani orada biz, da onların hatta sisteme entegresi için bir evet, görüşme. Evet. Şimdi orada da PYD hem Ruslarla barışık, hem Amerikalılarla barışık, hem Esad'la barışık, hem de yani PYD'nin şu an oradaki tabanı olan Kürtlerin önemli bir bölümü Türkiye ile akraba. Hmm. Mardin'le şuraya böyle bir akrabalık ilişkisi var Suriye ile, Şanlıurfa ile. Şimdi böyle bir şey var. Orada da bir tuhaf bir konumlanış var. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir yeni bir çerçeve sunuyor. Ama bu PKK ile müzakere biçiminde gelişmeyebilir. Bu HDP'ye bir alan açma çabası olabilir. Bak bunu ne yaptılar? Bazen oldu. Mesela ne oldu? 2019 seçimlerinde o sefer Öcalan üzerinden yapıldı bu iş. Öcalan üzerinden HDP'yi sıkıştırma yapıldı. Öcalan'ın çağrısına niye uymuyorsunuz dedi. Devlet Bahçeli de bunu söyledi o zaman. Hı. Niye uymuyorsunuz dedi. 2023 seçimlerinde de benzeri bir çaba oldu. Bu kez Selahattin Demirtaş HDP'ye karşı tavır alarak eşinin aday olmasını önayak oldu. Sonra HDP Selahattin Demirtaş'ın bu müstakil tavrını bastırdı. Açıkça bastırdı. Başka bir formül buldular. Selahattin Demirtaş'ın eşi çekildi. Güçlü bir kadın adaya geldi. Ama o da sahada pek çalışmadı. Dolayısıyla hem HDP aday çıkarmış oldu hem HDP'nin seçmeni HDP'ye vermemiş oldu. Bir başka konsensüs oluştu. Demirtaş ben de varım. Beni fazla boşladınız. Şimdi ise bak şu belli. Artık birinci veri PKK Türkiye'de silah zoruyla herhangi bir talebini dayatamaz. Ama ikincisi şu an HDP az önce Afşin dedi ki MHP hep %10 kalıyor. MHP seçmeni kalıyor da. Bir de HDP seçmeni gözüyle bak televizyonlarda yoksun. Televizyonlarda var olduğun cümlede bile sürekli hakaret işi diyorsun. Hmm. En hafif deyimde teröristle başlıyor iş. Öte yandan partinin kapatılma tehdidi altında. HDP'de belediye başkan yönetici olanın potansiyel tutukluluğu söz konusu. Milletvekiliysen milletvekili neyse de belediye başkanı dediğin HDP arasında yarın tutuklanabilir kişi. Yani türlü zorluklarla karşı karşıyasın. Bu durumda HDP hiç eksilmiyor. Mesela ben HDP'li olup televizyon yayınlarını izleyip vay bizim partide ne kadar şerefsizmiş diyen duymadım. Elim kolum kırılsaydı diyen duymadım. Ben böyle bilmiyordum diyen duymadım. Oyunun şu kadar düştüğünü bir de gördüm. Duymadım. HDP'li olmak daha zor yani. HDP durduğu yerde duruyor. Hiç de öyle. Ve üstelik bedeli var. MHP'li olmanın ne bedeli var? HDP'li olmanın bedeli var yani. Şimdi dolayısıyla bunu da görüyor. Bu bir realite. Bunu da devlet görüyor. Devlet Bahçeli de görüyor. Siz ne yapacaksınız? Bu insanlar etnik temelde oy veriyorlar. Diyorlar kardeşim sen ne dersen de. Eskiden şöyle açıklanıyordu. İşte HDP biraz geri kalmış bir bölge. Doğu ve Güneydoğu'da fabrika yok, tarla yok, tapan yok. Bunlar aç kalıyorlar. Aç kalınca da ne oluyor? PKK tarafından istismar ediliyor. Kardeşim böyle değil ki. Oradan batıya göçen var. Artık en azından artık böyle değil. Yani. Batıya göçen var. Batıda iş hayatına karışan var. Akademide yer alan var. Zengini de, fakiri de, eğitimlisi de, eğitimsiz de HDP'ye oy veriyor zaten. Realite öyle değil yani. Ne olacak? Bunu devlet de görüyor. Bunu demokratik çerçevede çözmesi gerekiyor. Bu arada bence de çözmesi gerekiyor. Bence de CHP'nin buna böyle bir yol haritası bulması gerekir. İyi Parti mesela yapabilirdi, kaçırdı, ıskaladı o fırsatı. Fakat devleti yönetenler bu sorunla bir arada olacakları için, bu sorunu çözmek mecburiyetiyle baş başa oldukları için burada iyi bir refleks geliştiriyorlar. Bu bakımdan AK Parti hem devleti yöneten parti olduğu için hem de bu Kürt meselesine MHP'ye göre daha esnek yaklaştığı için
mutlaka kafasında çözüm projeleri vardır. Şunu söyleyebilirim. Bak, Kürt meselesinde çözüm sürecini, ben çözüm sürecinin yöntemini eleştirenlerdenim. Mantığına hiç karşı değilim. Bence de ya da amacına ya da hedefine. Bence yani de merkezi, merkezi Ankara söylüyorum, tanımlıyorum. Hayır, öyle demiyorum. Zaten. Merkezi Ankara olan, efendim, kültürelitesini tanıyan, demokratik, kültürel, etnik taleplerini dikkate alan bir çözüm süreci zaten gerekliydi. Fakat yöntemi yanlıştı. Ben yöntemini yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama o dediklerin bambaşka sonuçlara çıkartır. Tartışabiliriz. Yeter ki tartışalım. Yeter ki silah olmasın. Yeter ki terör olmasın. Yeter ki terörü terk edelim. Şimdi AK Parti bu meselede çözüm noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nde bir daha hiç gelmeyecek çizgiye geldi. Bir daha hiçbir siyasi iktidar o kadarına gitmez. AK Parti'nin kendisi de gitmeyecektir zaten. O aşamaya bir daha hiçbir zaman gelinmez. Ama AK Parti'nin elinde hem... Ki bu sayede Doğu ve Güneydoğu'da ikinci partiydi hep. Ya birinci, bugün de ikinci parti. Bugün de ikinci parti. O zaman birinci partiydi. Bak, o zaman birinci partiydi. Evet. 2001 Haziran, 7 Haziran 2015'e kadar AK Parti 1, HDP ikinci partiydi. 7 Haziran'dan sonra HDP 1, AK Parti 2 oldu. Ama bugün de AK Parti ikinci parti. Yani ondan sonra en kabadayı CHP geliyor. CHP'nin halen daha Tunceli hariç Doğu ve Güneydoğu'da alabildiği yok. Tunceli de alamıyor zaten. Yani üçüncü parti Hüdapar oluyor. Dördüncü parti Hüdapar oluyor. Öyle düşünün. Şimdi dolayısıyla AK Parti'nin birincisi bir Kürt seçmeni var. O Kürt seçmeni de kaybetti bu arada. Metropol'de kaybetti. Onu da CHP'ye kaptırdı. CHP tabanı. Onu geri alması, çünkü iktidar olabilmesi için, evet, evet, iktidarını sürdürebilmesi için o tabanı geri kazanması gerekiyor. Çözüm sürecini eski haliyle tekrar hayata koymalarını mümkün değil. Ona da zaten razı değiller. Şu an PKK'yı bütünüyle sahnenin dışına atarak HDP ile bir formül, bir konsept geliştirmek istiyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani HDP'nin seçim sürecinde gördük ki, şu yerel seçim öncesinde HDP'de etkili olan bazı siyasetçiler buna dünden hazır. Leyla Zana hazır yani. Leyla Zana zaten sadece Erdoğan çözer diye düşünüyor. Hatta öyle istiyor bence yani. Aynen. Bir şey istiyor. Bitireyim. Yani şimdi şöyle diyor ki, çözüm sürecini dolaptan indirsin dedi Leyla Zana. Ahmet Türk aynı aç. Ben onu eleştirdim yayınlarda. Aa işte bak yani dedim, yani siz böyle dediniz. Bak geldi işte şeyiniz. Partisi kapatılıyordu. Ahmet Türk'le ilgili karar çıktı. Özür dilerim. Kobani davasında Ahmet Türk 10 yıl. Adam, hani tutuklamadılar ama 10 yıl ceza var hakkında. Ahmet Türk içeri de girebilir yani. Şimdi Ahmet Türk ceza aldı. Diğer taraftan Sırrı Sakık'a sorsam. Sırrı Sakık. Yani öyle bir çözüm sürecine hazır yani, dünden hazır. Yeter ki olsun diyor. Yerel seçimden önce de Selahattin Demirtaş'a mesajını en hevesle yaklaşan oydu. Fadir Erdem iç geçiriyor şimdi. Hakim. Ya diyor. Ya realite bu realite kardeşim. Realite bu da diyor. Kaç kere kandırıldınız diyor. Hayır. O realitede bir sapma var. Bir anlatayım. Bir saatte bir konuşuyorum. Yalnız bir dakikaya reklama gideceğim. Bir dakikaya reklama gideceğim. Peki, tamam. Yok hayır, daha değil. Geldi mi reklam zamanımız?